Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Geçen hafta çarşamba günü belimden bir fıtık ameliyatı oldum. Fıtık çok ilerlemişti, artık bacağıma vurmaya başlamıştı. O yüzden ameliyatla almak zorunda kaldık. Ve işe bakın ki Amazon da sanki beni bekliyormuş gibi, ameliyat olmamı bekliyormuş gibi aylardır oradan ufak bir fotoğraf, şuradan kıyıda köşede kalmış bir set fotoğrafı gösteren Amazon birdenbire bir teaser yayınladı. Ardından da iki gün sonra da bir teaser sızdırıldı. E ben de bunlar hakkında konuşamamıştım. O yüzden bugün o iki video hakkında bir konuşayım dedim. İlk teaser resmi olarak gösterilen yani sızmamış olan teaser bu sezonunda en büyük gizemlerinden bir tanesiyle ilgili kim o? Meteor adam. Daha en baştan beri Şubat'ta gösterilen trailerdan beri bu Meteor adamın kim olduğu hakkında tartışıyoruz. Fakat sızan teaser ile birlikte artık benim kafamda çok net bir şeyler oluşmaya başladı. Onları şimdi bugün sizlere anlatacağım. Ama önce gelin şu ilk teasera bir bakalım. Meteor adam meteorluğunu yapıyor ve gökten yere doğru alçalarak inmeye başlıyor. Düşüyor yani ve bunu öyle gizli saklı da yapmıyor. Bakın da herkesin gözünün önünde bütün orta dünyanın bütün halklarının göreceği şekilde adeta bakın ben geliyorum yana yana geliyorum dünyaya diye geliyor arkadaşlar. Meteor adam çünkü herkes görüyor be kardeşim yani orada Muriel kafasını çevirerek bakıyor. İlk başta Gilgalat görüyor Meteor'un geldiğini gökyüzünü seyrediyor. Onun ardından Galadriel'i görüyoruz. Galadriel böyle durgun bir suda bir geminin içerisinde ve bir sürü elf var geminin içerisinde ama hepsi de Aynı şekilde giyinmiş dikkat edin hepsinin üzerindeki giysi aynı artık bir tören mi yapıyorlar bir bir şey var yani ortada o esnada meteor adamın e, düşüşünü görüyorlar onlar da yine kafalarını gökyüzüne çeviriyorlar ondan sonra Durin'i görüyoruz Durin de herhalde o esnada madenlerde değil Kazatlum'da değil ki o da yine kafasını çevirerek bakıyor ama fakat en bariz şekilde meteor adamın düşüşünü görenler Celebrimbor ile Elrond onlar baya böyle kafalarını çevirerek böyle yani önlerinden geçiyor tam. Hani sinemaya gitmişsin de oturmuşsun ön koltuğa sanki oradan böyle bir şey seyredermiş gibi onlar da havadan meteor adamın gelişini izliyorlar. Ardından Hobbit görüyor bizim e, adamı ateşin içerisinden çıkartacak olan Hobbit'i görüyoruz ama burada en enteresan olan aslında bütün bu İlk teaser içerisinde Ant'lerin görünmüş olması. Onları da çok kısa bir şekilde yine onlar da Meteor Adam'ın düşüşünü görüyorlar. Ant'leri bugüne kadar dizide olacak mı olmayacak mı bilmiyorduk. Tarih itibariyle ikinci çağda elbette ki Ant'ler olmalı zaten. E, Fangorn ormanı o esnada çok daha büyük 3. çağa göre ve ağaç sakallı Fangorn içerisinde yaşıyor. Ve hatta 1. çağda Ağaç sakalın zaman zaman Doriyat'a gittiğini, orada elflerle bir müddet yaşadığını sonra tekrar geri geldiğini de biliyoruz. Yani Entler ikinci çağın başında ve ikinci çağın tamamında da tabii ki üçüncü çağda oldukları gibi varlar. Ve onların da dizide olması bence gayet güzel olmuş. Ha, etkileri olacak mı bir şeye? Bir böyle bir renk olarak mı kullanacaklar Entleri yoksa hikayenin içerisine sokacaklar mı bilmiyoruz. Ama Bildiğimiz şu ki aslında e, Tolkien'in yazdıkları içerisinde ikinci çağda entlerin öyle olaylara çok büyük bir etkisi yok üçüncü çağda yüzük savaşında olduğu gibi. Fakat eğer katılırsa bence çok da güzel olur entleri seviyoruz sonuç olarak. Dikkat ederseniz burada meteor adamın düşüşüne bakmayan sadece kimler var? Bu arada e, bizim Arondir ile onun Single mother sevgilisi. E, Brovni de burada e, var Teas'ın içerisinde. Onlar da bakıyorlar ve hatta onların bakışı esnasında onun Meteor'a baktıklarını da gösteriyorlar. Çünkü öbürlerin nereye baktı aslında çok belli değil. Onlar baya Meteor'a bakıyorlar. Onlar bile var fakat kimler yok? Evet Orklar yok. Orklar bakmıyor Meteor adama. Orklar onun gelişini görmüyor. Acaba bu bir mesaj mı? Buradan bir şey çıkartmamız gerekiyor mu? Belki de onlar geleceğini biliyorlardı. Bilemiyorum çünkü burada önemli olan şey bu teaser'ın tamamının gelip dayandığı nokta elbette ki o meteorun içerisinden çıkan, o yangının içerisinden çıkan kişinin kim olduğu. İkinci teaser'la birlikte benim artık buna bir cevabım var arkadaşlar. Bakalım tutturabilecek miyim dizi başladığında hepimiz göreceğiz. Sizin de aklınıza gelmiştir muhtemelen. Gandalf olduğunu söyleyenler var bunun ama Gandalf olmasına ben ya hiç ihtimal vermiyorum Gandalf olacağını zannetmiyorum elbette ki geriye sadece Sauron kalıyor ve nasıl olabilir Sauron buradan çıkabilir onu da birazdan sizlere kendi teorimi söyleyeceğim. İlk teaser ile ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Görsel açıdan da güzel ve müzik açısından da güzel. Hem bu teaser hem de sızan teaser'ın müzikleri gayet güzel olmuş. Bu sefer gösterilen şeye de biraz daha uygun yapmışlar. Arkada kendi kendine önde bir şey oynuyor arkada müzik çalıyor değil gösterilen görüntüye de uygun yapmışlar. Müziklerde yavaş yavaş kendini toparlıyor gibi görsellik de gayet tabii ki her zaman olduğu gibi zaten dizide bizim kesin net olarak olmuş diyeceğimiz şeylerin başında görsellik geliyor. Bu teaser'da da gayet iyi. Sızan ikinci teaser ise daha fazla bilgi var içerisinde. Daha fazla yorumlayacak şey var. Bu arada bu Sızan teaser çok büyük ihtimalle 14 Temmuz'da yayınlanacağı söylenen teaser aslında işte bir 3-5 gün önce sızmış oldu Brezilya taraflarından. Yani Perşembe günü gelecek olan teaser'ın ben bu teaser olmasını bekliyorum. Asıl uzun trailer ise 24 Temmuzlu sanıyorum bir fuar yapılacak biliyorsunuz çizgi roman fuarı yapılacak Comic Con Amerika'da San Diego'da onda gösterilecek uzun trailer. Bu e, sızan teaser'ı şu anda pek bir yerde göremezsiniz ben de zaten böyle kesik kesik e, sadece ekran görüntüleri göstereceğim çünkü Amazon bütün hepsini kaldırttı YouTube'dan bir yerde bulma ihtimaliniz yok. Teaser farklı farklı halkların mekanlarını göstererek başlıyor ve demin de söylediğim gibi burada da yine görsellik çok güzel önce elflerin ormanını görüyoruz ardından kazattığımı görüyoruz ve ardından da bir insan yerleşkesini görüyoruz. İlk kez aslında Kazat Dum'un içerisini detaylı bir şekilde görmüş olduk. Daha doğrusu Kazat Dum'un içerisinden bir görüntü görmüş olduk. Çok fazla beni etkilemedi açık söylemek gerekirse böyle yamaçlara daha doğrusu dağın yüzeyine burası tabii ki dağın altında dağın altında da böyle bir uçurum gibi bir şey bir vadi gibi bir boşluk var. Onun soluna ve sağına dağın yüzeylerine evler yapılmış gördüğüm kadarıyla. Çünkü pencereleri var, içerisinde ışıklar yanıyor. O, o uçurumun üzerinden de bir köprü geçiyor. İlk gördüğüm kazat dum içi görüntüsü olarak beni çok etkilemedi. Fakat kötü de değil açıkçası. Arada deredeyim yani. Ne çok etkilendim ne de çok kötü diyebiliyorum. Ama kazat dumun tabii ki içerisini en çok görmek istediğim bu dizi içerisinde görmek istediğim yerlerden bir tanesi kazat dum. Daha detaylı bir şekilde belki trailerde gösterebilirler. Güzel ama daha etkileyici olmasını bekliyorum kazat dumun. İki tane Nümenor görüntüsü var. Bir tanesi böyle bir vadi gibi bir yerde ilerliyor kamera. Yine dağların üzerine insan suretleri yapılmış. Çok güzel gözüküyor. ve ikincisi de hani ilk trailerda bir böyle bir liman görmüştük ya. O limanın daha böyle üst tarafından bir heykelin üzerinden bakıyoruz. Nümenor'un limanına. Nümenor'u sanıyorum yapılanlar içerisinde Alf Ormanı, Kazattum, insan yerleşkeleri içerisinde en güzel yapılmış olan yer Numenor olacak diye düşünüyorum. Bir de bu arada teaserın içerisinde böyle çok ufak böyle saniyenin onda biri kadar görünen bir görüntü var. Yüzükten Efendisi logosu geliyor ve hemen böyle bir görünüyor bir gidiyor. Ee, belki bazınızın dikkatini çekmiştir. İşte şu görüntü herhalde montajda unutulmuş diye düşünüyorum. Çünkü ya bu kadar kısa da konulmaz artık yani bir saniye iki saniye koyarsın da saniyenin onunla biri kadar da konulmaz ben yakaladım o anı işte şöyle bir yer burası da sanıyorum Lindon olabilir yani Amazon'da hala bir böyle bir gariplik bir e, ya bunu bilerek yaptıklarını hiç düşünmüyorum montajda unutulduysa da yani ne diyeyim skandal yani o derece bir şey bu kadar yüksek bütçeli bir e, işte böyle bir şey unutulamaz aslında e, sakladıysan da bunu niye sakladın o da bir başka soru. Yani tamam çok güzel. Muhtemelen Lindon burası ama hani videonun arasına saklanacak bir şey de değil. Diğer yandan. O yüzden bana sanki unutulmuş gibi geliyor. Neyse bir de böyle bir sahne var. Lindon'sa burası. Orası da gayet güzel yapılmış. Galadriel'i görüyoruz, Troll kesiyor. Zaten Galadriel'in Troll kestinde biliyorduk, onu da çok kısa onu da görmüş olduk ve tabii bu teaser'ın en önemli kısımlarından bir tanesi işte bu görüntü. Burası neresi? İlk gördüğümde öfke savaşı olabilir diye düşündüm ama sonra baktım ki bunlar suyun içerisinde yüzen cesetler var, elf muhtemelen bunlar. Suyun içerisinde oldukları çok belli çünkü yukarıya bakarsanız suyun yansımasını görüyorsunuz. Sağ tarafta da böyle gemi batıkları gibi gemiye benzer bir takım batıklar görüyoruz. Orası gölgeli ama şekillerinden hemen hemen gemi olduğunu anlaşılıyor. Ve yukarıda suyun üzerinde de bir kule var. Kulede yanıyor. E ne olabilir bu? Tabii ki ilk akraba kıyımı insanın aklına geliyor. Onun dışında da pek bir şey çıkartamadım açıkçası. Yani ilk akraba kıyımını dizide göreceğiz. Zaten bunun hemen ilerisinde yani bu sahneye geçtikten sonra da yine Galadriel'de aynı kırmızı tonlar içerisinde üzgün üzgün bakarken görüyoruz ve sırtında da muhtemelen yine kılıcı var. Önceki olayların gösterileceğini zaten sık sık hissettiriyorlardı. Demek ki ilk akraba kıyımını da göreceğiz. O zaman belki de Feanor'u da göreceğiz ya da belki çok kısa bir şekilde de Galadriel'in böyle bir an geçmişi e, hatırlamasıyla belki de gösterecekleri sahne bundan daha fazla bile olmayacak. Ama oraya bir atıfta bulunulacak e, ilk akraba kıyımına. Peki Galadriel akraba kıyımında var mıydı? Bu konuda aslında Tolkien pek çok şey yazmış. Fakat daha sonra e, oğlu Christopher Tolkien Silmarillion'u yazarken... Galadriel'in bu işlere hiç dahil olmadığı kısmı almış arkadaşlar. Yani resmi olarak öyle söyleyeyim. Kanon dahilinde Galadriel akraba kıyımına karışmıyor. Tolkien daha sonra farklı farklı dediğim gibi bunun versiyonlarını yazmış. Bunlardan bir versiyonun içerisinde tam tersi Feanor'a karşı Teleri'leri savunduğu bir versiyon var Galadriel'in. Onlardan apayrı olarak kocası Keleborn ile birlikte hiçbir şeye karışmayarak böyle bir gemiye binerek orta dünyaya geldikleri bir versiyon var. Farklı farklı şeyler yazmış yani Tolkien ama kabul edilen içerisinde Galadriel akraba kıymına karışmıyor. Peki Galadriel akraba kıymına tanıklık etmiş olabilir mi? Evet olabilir. Fakat girer de orada teleriyle savaşırsa o sıkıntı olur ama o savaşın yapılmış olduğunu görmüş, tanıklık etmiş. Ve burada göründüğü gibi üzüntüyle bakıyor olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Arparazon'u görüyoruz burada. Çok büyük olmayan bir kalabalığa karşı konuşuyor. Bir söylev veriyor, nutuk çekiyor ve insanlar da heyecanlanmış. Bu Arparazon'un henüz daha kral olmadığı bir dönemde olabilir. Çünkü çok kalabalık değil yani. Kral olduğunda sanki daha büyük bir kalabalığa hitap eder diye düşünüyorum. Henüz daha kral olmadığı zamanlarda olabilir. Ya da burada mesela insanları Elfler'e, Valar'a karşı kışkırttığı bir sahne olabilir. Ama Arparazon'u görüyoruz ve işte bir kalabalıkta var. Nümenorlular da böyleymiş. Ve geliyoruz bu sızmış olan teaser'ın en önemli yerlerinden bir tanesi yine Meteor Adam'la ilgili. Ve demin söylemiştim ya artık aklımda yavaş yavaş oturmaya başladı. Burada... Meteor adamın düştüğü ve işte elini uzattığı sahnede arka tarafta o düştüğü yerde çok bariz bir şekilde bir yanan bir göz simgesi görüyoruz arkadaşlar. Ve bu da artık benim aklımda bu düşen kişinin Sauron olduğu ya da belki Anatar olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Ondan hemen önce Gilgalad'ın yine bu teaser'da söylediği bir şey var. Diyor ki gölge yükseliyor işte gölge orta dünyaya yayılmaya başladı gibilerinden bir şey söylüyor. Şimdi bu benim aklımı çok karıştırdı ilk başta. Çünkü ikinci çağın başında özellikle daha Sauron ortaya Baradür'de ortaya çıkmadan önce yani Mordor'da tek yüzüğü parmağına geçirmeden önce Gilgalad'ın böyle bir şey söylemesi için herhangi bir neden yok. O zaman Gilgalad neden böyle bir cümle kuruyor? Neden gölgenin yükseldiğini, kötülüğün yayıldığını söylüyor? Çünkü Sauron ortaya çıkana kadar yayılan bir kötülük mevcut değil orta dünyada. Şimdi bunların hepsini arka arkaya koyunca benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bu düşen kişi Sauron evet ama tabii ki Anatar olarak kendini tanıtıyor. Valar tarafından yollandığını söylüyor. Yani bizim bildiğimiz hikayede Anatar bayağı yürüyerek gelir Eregion'a ve oradaki elflere kendini tanıtır. Evet Valinor'dan bir elçi olduğunu onlara yardım etmek istediğini söyler. Fakat bu giriş herhalde onlara yeterli gelmemiş olacak ki işte meteor şeklinde Anatar haliyle Sauron'un geleceğini düşünüyorum. Gilgalat neden o lafları ediyor? Çünkü bir de ortada yeni bir karanlık lord diye bir şey var biliyorsunuz. Yani düşmüş bir elf var göya ortada. Ve ikisi işte aynı anda hikayenin içerisinde gidecek. Anahtar insanların elflerin arasına, demircilerin arasına karışırken ve orada bir ters köşe yapmaya çalışacaklar e, yapımcılar. Diğer yandan bu düşmüş elfte orkları organize etmeye başlayacak. Zaman zaman ana onun böyle kendi kendisini gizlediğini, yüzünü göremediğimiz haliyle konuşacak ve o da orklar saldırmaya, işte bu düşmüş elfle birlikte saldırmaya başlayacaklar. Gilgalad'ın da yayılan karanlıktan söylemeye çalıştığı şey bence bu olacak. Daha sonra da sezonun sonunda anahtarın aslında Sauron olduğunu anlayacağız. Tabi nereden, nasıl geliyor yanar bir şekilde onu bilemiyorum. Çünkü Valinor henüz daha yeryüzünün bir parçası o esnada. Hani 3. çağda olsa Valinor dünyadan ayrılıyor. Başka bir boyuta geçiyor. Hani oradan böyle gelecek tamam yanar bir şekilde gelecek. Hadi onu tamam diyebilirim de Valinor'u esnada Numenor'un biraz daha ilerisinde aslında. Nasıl olacak yani? Sauron kendini oradan mancınıkla mı atmışlar gibi gösterecek? Ya da Sauron kendini nasıl öyle getirecek zaten orta dünyaya? Çünkü orta dünyada zaten birinci çağdan sonra hiçbir zaman geri Valinor'a dönmüyor. Her zaman orta dünyada kalıyor. Bakalım o giriş nasıl açıklanacak? Belki de hiç açıklanmayacak. Öyle e, afilli bir şekilde yeryüzüne düşecek Sauron ama kendini anahtar olarak Valinor'dan gelmiş olarak tanıtacak ve ondan sonra da hikaye bildiğimiz şekilde gidecek. Benim tahminim bu. Evet, çok konuşmak istemiyordum ama yine bayağı konuştum galiba. Benim düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Yeni teaserla ilgili, iki teaserla da ilgili. artık trailer'ı bekleyeceğiz. Trailer'ı da çünkü iki dakikanın üzerinde görüntüler olacak. Onda artık iyice kafamıza oturacak, yerleşecek gibi gözüküyor. Evet siz de yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.